Eyüp karşılaşması zor karşılaşma. Çünkü hem sadece ligdeki sıralama ile ilgili değil ama oyun olarak da gayet organize, sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu var, felsefesi var. Yani bu çok önemliydi. Tabii bunun nedenleri de var. Son 7-8 karşılaşmaya baktığımda hep 9-10 aynı oyuncuyla oynamanın vermiş olduğu bir artı. Yani oyuncuların saha içerisinde birbirlerini bulma, birbirlerini otomatikleşmiş oyun düzeni çok net bir şekilde gözüküyordu. Analizde de bunları oyuncu arkadaşlarımızla paylaştık. Diamandan'ın sakat olması, Hasan'ın cezalı olması, orta sahada tamamen değişik bir düzen kurmamız gerekiyordu. İlk 20-25 dakika gayet olumlu şeyler yaptık. Pozisyonlarda yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Sonra geriye düştük. Orta sahadaki yani saat paylaşımından dolayı. Ama takımımızın vermiş olduğu reaksiyon 1-0'dan sonra tekrar birbiri yakalaması. Devre arasında orta sahada eksikliği girebilmek için orada bir değişiklik yapacağını oyuna alarak da ve o dengeyi daha iyi kurduğumuzu söyleyebilirim. 2-1 geriye düştükten sonra tekrar takımın vermiş olduğu reaksiyon gayet olumluydu. Coşkulu bir takım izledik, coşkulu bir Samsunspor izledik. Bu bizim adımıza çok önemliydi çünkü geldiğimizde yani sizler de taraftarlarımızla bu konuda biraz haklı olaraktan yakınıyorlardı. Ama son kısımda özellikle bulmuş olduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu ki bugün alacağımız 3 puan çok değerli 3 puan olacaktı. Bugün sevindirici tarafı oy, coşku, genç arkadaşlarımızın performansının her geçen gün artması, üzücü olan da 1 puanla ele gidiyoruz. Hocam tebrik ederim yine de 1 puan için. Buradan dediğiniz gibi 1 puan çok değerli. Ben şunu sormak isterim. Antalya'da aşağı yukarı 12 günlük bir ara kamp yaptık. Buna rağmen Barış Baştaş'ı hala hazır olarak 11'de göremedik. Yani hazır mı değil fiziksel olarak yoksa başka bir problem var, bunu merak ettim. Yok, herhangi bir problem yok yani. Gayet Barış iyi çalışıyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi biraz geriden geliyor, bu bir gerçek. Hazırlık dönemi geçirmemesi, sakatlıktan geri gelmesi, sakatlıktan döner dönmez maç oynaması. Diamante'yi gördünüz, yani maalesef sezonu kapattı. Şu anda halen daha sakatlık riski olan 3-4 tane arkadaşımız var. Onları biraz yani rotasyonda veyahut da biraz daha dengeli değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa uzun vadeli sakatlıklar yaşayabiliriz. Berk'le ilgili, özür dilerim, Berk'le ilgili durum nedir hocam? Ciddi bir durumu var mı? Yok, kramp zaten daha önce biliyorsunuz kupa karşı oynadığımız Konya Spor'da. Orada ayağına bir darbe almıştı. Halen daha tam olarak düzelmedi. Bugün de İmre'yle oynadı zaten. Antalya kampında tüm ilmanlara katılamadı. Maçın temposu da yüksekti. Oynamış olduğu pozisyonda yani git geldi çok olan bir pozisyon. Yani kramp girdi. Ondan dolayı değişiklik yapmış. Teşekkürler hocam. Biz uçağa yetişeceğiz siz herhalde. Bizle beraber mi geliyorsunuz? Yok biz. Hocam son sorumuz olsun. Hocam özellikle cezalardan ve sakatlardan dolayı bugün kadro kurmakta çok zorlandı ve hani Berk ve Çınar'ı kadroda kullandınız. Çınar'ı ama ilk devrede aldınız. Saviçeviç'i 10 numaraya aldınız. Cihan Kahraman'la başlamayı düşünmediniz mi? Çınar'ı orta pozisyonda oynayabileceğini düşünmedim. Ama şöyle bir şey var. Yani Çınar'ı aslında kötü oynadığı için almadım oyunu. Onu söyleyeyim. Orta sahadaki dengeyi tam olarak kuramadığınız için aldım. Çünkü Çınar'ı gayet ön tarafta olumlu işler yapıyordu, koşular yapıyordu. Yani son paslarda biraz şanssızdı bugün. Yani kötü oynadığı için değil. Oyun onu gerektirdiği için aldım. Teşekkür ederim. Samsun'da görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın.